Hoş geldin Nilperciğim. Hoş bulduk hocam. Seni buraya getiren ne oldu? Hocam ben yakın bir zamanda kuaföre gittim. Hı hı. Saçlarımı kestirmek istedim ama fark ettim ki yamuk kesmişler. Bir de kalküllerim vardı benim bundan bilmem kaç ay önce. Uzamıyor hocam, bakın uzamıyor, görüyor musunuz? Hala çok kısa, ben yana atıyorum uzamıyor, evet, yana atıyorum uzamıyor. Ne yapabilirim bilmiyorum ben, çok kafam karıştı, çok üzgün hissediyorum kendimi. Bunun üstüne buraya gelmeye karar verdim. Evet, sizle danışmaya karar verdim. Çünkü bu durumun içinden çıkamıyorum şu anda. Tabii. Çocukluğunda ilk kalkülünü ne zaman kestirdiğini hatırlıyor musun? Yani şöyle söyleyeyim. Sanırım 5 yaşlarında falandım. Bir gün her şey yaptım, gittim. Annemin makas kutusundan makası almıştım ve sonra saçlarımın önünden kesmiştim. Ama hocam o kadar kısaydı ki, Annem sonra bana çok kızdı ve... Gülpericiğim, doğum yılını öğrenebilir miyim? 97 doğumluyum hocam. Bir söylemek istemedin sanki, evet, ama üzülme. Çünkü, daha yaşlı değilsin. Çünkü hem çok yaşlı hissediyorum, bunu evet, anlayamazsınız. Hangi aydı? Mart ayında doğdum ben. Evet, çok da. Evet. 5 yaşlarındayken eğer Merkür retrosuna denk geldiyse saç kesimin, ondan itibaren uzamaması çok büyük bir ihtimal. Hocam ben bu gerçekle... Ama üzülme. Bu gerçekle ben nasıl yaşayayım? Üzülme, ben bunu da çözerim. Üzülme. Bana boşuna Freud Hanım demiyorlar siz bu arada. Siz tercih ettiğim için çok mutluyum şu anda. Evet. Bana Freud'a da derler. Evet, danışanlarım diyor. Ah, çok güzel. Ben evet, öyle söylediler. Ay, çok güzel, çok güzel. Çok bir alıntı meselesi var mı bu durumda, yoksa siz tamamıyla özgün mü bu durum? Hayır, dediğim gibi ne kadar da... entelektüelsiniz. Ya. Ne kadar güzel bilgi birikiminiz var. Bize ne kadar yardım ediyorsunuz derken. Gerçekten öylesiniz. Adım bir bakmışım Freud'a olmuş ama adım çok filmde. Güzel. Çok güzel. Şimdi gerçekten. Seninle hiç vakit kaybetmeden seansımıza başlayalım. Evet. Senin için harika bir seans odam var. Gerçekten. Oraya gidiyoruz. Tamam. Çok heyecanlı. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Şimdi burada senin kahkülünü kestiğin yıldaki bütün olan bir tane gökyüzü olaylarını inceleyeceğiz. Hocam yoksa benim yıldız örtümü mi çıkarttınız? Onu sonra yaparız. Yani, tamam peki. Şimdi 5 yaşlarındaydın. Evet. Kahkülünü kestin. Bunu kuaför mü kesti, sen mi kestin? Ben kestim. Kendin kestin, evet, bir de. Kestin, evet. Merkür retrosu. Şurada gördüğün şu ya da şu ya da şu Merkür, tamam, fark etmiyor. Tamam. Bunun tamam. Retrosunun altına tamam. Girdiğimizde böyle garip davranışlar sergileyebiliyoruz. Tamam. Çok normal. Ama sen saçını kesmişsin. Evet. Saçını bundan, kesmiş bu ne olmak. Demek oluyor şu anda? Yani saçın... hayat yolunu kestin sen. Senin aslında hiçbir çıkarının olmaması gerekiyordu. Hiç bütün yolların çıkmaz olması gerekiyordu. Merkür retrosunda saç kesmen... Çok büyük bir, çok büyük. Ama benim hayatım kaymış gibi hissediyorum. Ama kayan hayatını düzelteceğiz. Senin hayatın bir yıldız değil. Ya. Senin hayatın Venüs. Ne o Venüs mü? O Venüs. Aa tam, evet. Biliyorsun tam. Kadınlar evet. Venüs'tür. Tamam. Mesela şurada Mars var. Hangisi? Orası ya? Erkeklere ait. Bak küçük, çok küçük olmuyorum. Küçük olmasından anlarsın belki. Bak. Tamam. Venüs Mars. Tamam. Venüs Mars. Evet, belli zaten. Tabii, anlıyorum ben şu anda. Evet. Ama sen tabii ki burada senin ruh sağlığını iyileştirmeye çalışıyoruz. Evet hocam. Sen buradaki Mars'ları görmemeye çalışacaksın. Tamam. Gözlerimden tamam. Çok küçükler. Sanırım görebileceğim kadar evet, bir şey değiller. Evet, çok küçükler. Onları görmezden geliyorsun. Tamam. Şimdi. Evet. Bir Venüs canlısı olarak kalkülünü çok yanlış bir zamanda kesmişsin. Evet. Bunu söyleyeyim. Çok doğru. Ama şimdi bunun üstesinden geleceğiz. Nasıl yapacağız hocam, anlatır mısın? Bir sonraki Merkür retrosunda kahküllerini burada benim yanımda keseceksin. Ama şu an kendimi çok heyecanlanmış hissediyorum çünkü. Ama bunu nasıl tekrarlayabilirim ki bir daha?
benim için bu çok büyük bir travma oldu hocam. Bunu nasıl yapacağız? Önemli. Burada zaten travmaların üstünden geleceğiz. Doğru. Doğru. Çok doğru. Tamam. Hiç üzülme. Tamam. Şu an çok güvenli hissediyorum kendimi. Çok güvenli. Şimdi gözlerini kapatmanı istiyorum. Tamam. Gözlerini kapattım. Evet. Çok güzel. Nerede görüyorsun kendini? Hangi gezegende görüyorsun? Göremiyorum. Göremiyorum hocam. Şu an kendimi aynanın karşısında görüyorum. Yüzünü kapattığında ayna mı görüyorsun? Evet. Saçlarımı kestiğim aklıma geliyor hocam. Evet. Bunu nasıl yüzleşebileceğimi bilmiyorum. Tamam. Şöyle yapalım. Evet. Evet. Gezegenleri düşün. Gözünün önüne getir. Evet. Kesinlikle. Merkür'ü getir. Getirdin mi? Şimdi onu geliyor gibi. İt. Evet. Şimdi onu it. İtiyorum. İt onu. İttim. İt. Çok görüş, uzak. Görüş açısından uzaklaştır. Yok oldu şu an. Göremiyorum. Çok karanlık hocam. Bak, burası. Yok. Tamam. Merkür yok. Tamam. Hazır girmişken o aleme Mars'ı da it oradan. Yok hocam çok küçük. Evet hocam itiyorum. Hocam bu çok küçük. Bunu itemiyorum ben. Bu çok küçük. Gitti bile. Gitti mi? Gitti hocam yok. Şu an hayal aleminde bunlar yok. Merkür karanlık yok. Mars yok. Huzur görüyorsun. Evet. Yıldızlar var mı? Yok. Şu an hiçbir şey yok. Yıldızları görmemen çok güzel. Tamam. Çünkü senin hayatında zaten kayan kaymış görüyorum ki bir de yıldız kaymaz. Çok biliyorsun. Hocam ne diyorsun adama? 3 hours later. Şimdi sakinleştin. Evet. Sakinleştiğini görüyorum. Evet çok daha iyi hissediyorum şu an. Yavaşça gözlerini aç. Evet. Şimdi duvardaki gezegenlere bak. İttiğimiz hiçbir şeyi göremediğini göreceksin. Sadece büyük bir boşluk görüyorum şu anda. Hiçbir gezegeni mi göremiyorsun? Hiçbir şey göremiyorum hocam. Sadece boşluk var burada neden? Boşluk var. Hocam baksana. Boşluk. Böyle olmaması gerekiyordu. Kapa kızım gözünü tekrar. Kapa gözünü. Kapa gözünü git o gezegen alemine. Kapa tamam. Gözünü. Şimdi ya şu anda o iki gezegen dışında ne ara ittiysen bilmiyorum. O ittiğin gezegenleri getiriyor. Gözünü. Kapa gözünü tekrar. Evet o hocam. O ittiğin gezegenleri geri getir şimdi. Tamam. Geri getir. İki tanesi dışında. Tamam. Kafana göre gezegen itme tamam mı? Tamam hocam. Getir onları. Getir. Evet, geldiler. Geliyor. Aç gözünü. Hocam bunlar hepsi üstüne geliyor. Aç gözünü. Aç. Şimdi hangi gezegenleri görüyorsun? Ah hepsi burada. Hepsi geri geldi. Hepsi olmamalı. Evet. İkisi göremiyorsun hariç. Değil mi? Göremiyorum aslında. Tamam. Merkür'le Mars yok. Merkür'le Mars yoksa tamam. Şimdi tamam, Mars yok zaten. Bu gördüğün gezegenlerin hepsi senin ruhunun iyiliği için savaşıyor. Şu anda hepsi seferber olup senin ruhunun iyiliği için dua ediyor. Çok şu an güzel. Bütün gezegenler güneşi selamlıyor. Şimdi seçtiğin gezegene dönmeni istiyorum. Şu. Tamam. Hangisi? Şimdi, şu mu hocam? Gezegeni yavaşça selamla. İçinden gelen selamı ver ona. Tamam. Bir selam cümlesi söyle. Seni selamlıyorum. Evet. Sesi geliyor gezegenin. Senin selamını kabul etti. Senin iyileşeceğine inanıyor. İçimde huzur hissettim hocam. Hissettin mi huzuru? Tamam. Sana iyi gelen gezegeni beynine kaydet, kodla. Kodla. Tamam. Kodladım. İnce artık, kodladın mı? Evet, artık çok iyiyim. Tamam. Evet, yer etti şu anda. Şimdi Merkür retrosunda o gezegeni bir daha selamlayacaksın. Tamam. O kahkülü keseceğiz. Tamam. Ve seni azat edeceğiz hocam. Evet. Ruhunu ferahlatacağız. Çok teşekkür ederim. Evet. Siz olun. Merkür retrosunda kahkülü kesmeyin. Yoksa çözemeyeceğiniz sorunlara gidebilirsiniz.